Ağustos 2019 Manisa Saruhanlı mütevellideyiz. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Mustafa Arı. Evet. Burada 7 yaşında bir bağında aşısız sultaniye üzüm bağında sultaniye. Rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Bu bağ hiç sürgün yapmayan, çubuk çıkarmayan, üzüm vermeyen bir bağ 7 yaşında. Evet. Burada bu sene rekor gelişimi kullandık. Mustafa Bey neler oldu? Neler gördük? Bir özetleyelim kısaca, bir anlatalım. İlk önce firma yetkilisi arkadaşlarımıza, herkese, Hakan Bey'e, arkadaşımıza hepsine teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz bu gübreyi kullandıktan sonra bağımızda iyi bir gelişim olduğunu gördük. Hı hı. Ve aynı zamanda bu bağ beyefendi dediği gibi sürgün yapmayan, üzümde sıkıntı yaratan bir bağdı. Özellikle... Buyurun. Şey yapalım mı? Toprağımızdan önce başlayıp yukarı doğru gidelim mi? Aynen öyle. Buradaki yani, bu bölgenin önce adını söyleyin. Kır mevki. Kır mevki olarak geçiyor. Mütevelli de kır mevkide. Bu toprak nasıldı? Toprak normalde işlenmeyen. Zaten burayı bilen bilir. Çok sıkıntılı bir yer. Mesela dokuzluyu bıraktığımızda motor gitmiyor. Sıkıntı yaratıyor. Bilmem evet. Ne yapıyor. Sürekli sert bir zemini olan bir yerdi. Biz rekor güreşimi kullandıktan sonra toprak zaten işlemeye müsait. Şöyle gösterelim. Yani çok yumuşak bir güzel bir toprak oldu. Yani aynen öyle. Bu şekilde. Ve kullandıktan sonra zaten bu toprağın işleyişinden sonra bağın da etkileşimi farklı oldu. Sürgün neler oldu bağda? Çok güzel bir sürgün oluştu. Üzüm kalitesi farklı arttı ve asmaların kendine gelmesi. Burada zaten asmalar direkt hemen sararmaya başlıyordu. Toprak gelişimi olmadığı için, toprakta sıkıntı olduğu için. Rekor gelişimi kullandıktan sonra herhangi bir böyle bir olay yaşamadık. Direkt zaten mesela makineyi bıraktığımızda direkt aşağıdan sıkıntısız bir şekilde toprak çıkıyoruz. Aynen. Buranın tamamı böyleydi değil mi? Tamamı böyleydi evet. Kaç dönüm bu parçanız burada? 4 dekar bir bağımız var. İlk denemeyi burada yaptık. Rabbim nasip ederse bundan sonraki İnşallah. Diğer bağlarımıza da rekor gelişim gübresini kullanacağız öncelikle zaten. Öncelikle burada şu üzümü bir gösterelim. Şimdi burada geçen sene üzüm yoktu. Şöyle yaklaşalım, görüntü alsın. Şu üzüm salkımları görülüyor. Evet. Bura kesime geldi. Şimdi bu bağda izleyicilerimiz diyebilirler. Şurada sarılıklar vesaireler var. Evet. Şimdi bu bağ hiç sürgün yapmayan bir bağ. Evet. Bu da yeni yıl sürgünü, doğru evet, mu? Yeni yıl sürgünü. Çubuk çıkarmayan. Geçen sene budakçılar bana söylediği tek şey ondan önceki seneki yani, çubukları bıraktık. Bir çubuk yoktu yani. Sürgün dahil yoktu yani sürgün burada. Sürgün dahil yoktu. Şuradan da gösterelim şöyle. Aynen. Şu mesela şu sürgün. Bu senenin sürgünü evet. Şöyle geliyor. Yeni çubuklarımız evet, artı üzümlerimiz var. Aynen. Yani burada bizim amacımız aslında bu sene çubuk çıkartmaktı. Toprağı evet. Düzenleyerek, besleyerek. Şöyle gösterelim. Şuradan. Şöyle çekelim. Üzüm salkımlarımız bu şekilde. Evet. Sürgünlerimiz de aynı anda yeni yıl çubuklarımız gidiyor. Ve burada aynı zamanda şu üzümlerde burada sürekli küçük tane olurdu. Hiçbir zaman tanesi büyümezdi. Ne hormon ne de bir şey kullandık. Kendiliğinden böyle güzel bir tane, güzel bir orijinal bir oluşum oluştu. Orijinal bir oluşum oluştu. Şimdi tekrar söyleyelim. Videomuzun ortasına evet. Geliyoruz. Bu bağ çubuk çıkarmayan, salkım üzüm vermeyen bir bağ. Evet. 7 yaşında. Evet. 6-7 yaş aralığında bir bağ. Rekor gelişim malum bir toprak düzenleyici. Evet. Bir ilaç, bir gübre değil. Tabii ki bu bağlar içinde tüm yapılan meyvecilik veya açık alan üretimlerinde de toprağın kalitesi ne kadar iyi olursa bağlarımız da gördüğümüz gibi sonuç alıyoruz. Toprağımız değişti, bağımız değişti. Evet. Şöyle gidelim biraz daha, tabii. Gösterelim. Yani bu bağ sonuçta tekrar geriye doğru da gösterelim. 4 dönüm, 4000 metrekare bir alan evet. Burası şu anda. Mütevelli de. Şöyle yavaşça, çok hızlı hareket etmeden. Şöyle burayı da gösterelim, şu salkımları. Şimdi bu salkımları alamıyorduk. Salkım almıyorduk, çubuk alamıyorduk yani. Çubuk alamıyorduk. Olmuyorduk yani. Şuradaki sürgünü görebilirsiniz. Şimdi burada söktüğünüz yerler var. Yeni diktikleriniz evet, yeni var. Şu karşıdakini de gösterelim. Şöyle şu salkımları. Bu şekilde. Şimdi buradan da yani göstermek istiyorum ki en azından evet. Şöyle gelin. Şuradan da gösterelim. Üzüm alamadığımız. Hatta belki de sökme gibi bir düşüncemiz olan bir bağda. Evet. Bu sonuçları aldık. Mustafa Bey, rekor gelişimi gönül rahatlığıyla bağcılara tavsiye eder misiniz? Öncelikle Manisa bölgesi bağcıları, Türkiye'deki bağcılarımız sizi izleyecekler. Aynen. Şimdi burada zaten toprağın en güzel yapısı kendine ait olmasıdır.
Asma eğer toprak iyiyse verim verir. Toprak iyi değilse verim vermez. Toprağın işleyişi güzelse her zaman çubuğunu da alırsın, üzümünü de alırsın. Ekor girişimi kullandıktan sonra, toprak daha iyi olduktan sonra asmalardaki değişimi zaten fark edecekler kendileri zaten. Hı. Toprak ne kadar işlenişe elverişli olduğu zaman asmalar o kadar daha iyi oluyor. Ben memnunum. Tavsiye ederim arkadaşlar, kullanmak isteyen arkadaşlar. Sizin başka bağlarınız da var. Var, seneye nasipse onları da kullanacağız. Evet. Eğer bu sene bir deneme aşamasıydı, memnun evet. kaldık. Nasip ettiği sürece bir 70-80 dekara yakın bir bağımız var. İnşallah. Geri kalan sene onları da kullanacağız nasipse. İnşallah. Biz de yeni gelecek sezonda da inşallah gelip i̇nşallah. Diğer bağlarınızı her da gireceğiz. Her zaman. Burada sökülmesi, yani çubuk yapmayan, sürgün yapmayan, üzüm vermeyen, hiçbir salkım oluşmayan bir bağdır. Evet. Üreticilere tekrar söylüyorum. Toprak ne kadar kaliteli olursa, evet. ne kadar sağlıklı bir hale getirirseniz bağın kök yapısı, beslenmesi her şey artıyor. Her şey artıyor. Burada sulamayla ilgili bir tespitiniz oldu mu peki bu sene? Su tasarrufuyla ilgili mesela sulama aralığı, su sayısı. Şu an biliyorsunuz Ağustos'un 24'ü son şeylerine geldik. Evet. Burada zaten normalde biz 4-5 su veriyorduk. Neden? Çünkü gelişim olmuyordu. Acaba sudan mıydı, bilmem ne miydi? Bu yıl 2 su verdik buraya, 2 kere suladık. Zaten gelişimi gördükten sonra kendi kendine zaten belli bir şeyler, filiz vermesi, sürgün yapması, üzümlerde daha iyi bir oluşum bizim için daha iyi oldu. İkinci ya da üçüncü bir suya gerek duymadık. Şu anda gayet iyi, sağlıklı. En azından 6-7 su vermekten ya da 4-5 su vermekten şu anda daha iyi yani. Şu anda kurtulduk diyorsunuz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ben bağınızı teşekkür bize ederim. Gezdirdiniz. Bol her bereketli zaman beklerim. Hasatlar olsun. Allah daha çok arttırsın. Ben de bütün çiftçilere buradan rekor gelişim gübresini kullanmalarını tavsiye ederim. Biz kullandık, memnunuz. Diğer bağlarımızda da kullanacağız. İnşallah seneye yine tekrar bir çekim yaparız. O zaman daha farklı. İnşallah. Bu ilk yıl, ikinci yıl daha seneye farklı olacağına inanacağım. Şöyle bakalım.